Merhabalar arkadaşlar. Bugün bilgi teknolojileri ile ilgili birkaç soru çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Kullanıcı tarafından giriş birimleri aracılığıyla girilen ve işlenen her türlü veriyi ve bilgiyi düzenlemeye, depolamaya, istenildiğinde çıkış birimleri aracılığıyla kullanıcılara sunabilen elektronik aygıtın adı sorulmuş. Buradaki depolama olduğu için yazıcı olmaz. Yazıcı depolayabilen yazıcılar da var ama yani düzenleme kendi başına yapamaz. Ya da depolama içinde hafıza birimi yok. Ama bazı yazıcıların da hatırlama özelliği var. Neyse geçeyim, fazla uzatmayayım. Modemlerde de depolama özelliği yok. Düzenleme. Bilgisayar genel bir tabir. Buradaki cevap büyük ihtimalle bilgisayar olacak. Diğerlerine de bakalım. İşlemci de depolamaya yaramaz. Sadece veri işlemeye yarar. Anakartta depolama özelliği yok. Yine anakartta diğer donanım birimleri üzerinde entegre olduğu bir sistemdir. Burada genel olarak bilgisayar diyebiliriz bu sorunun cevabına. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yüksek sayıda veriyi içeren ve bu verilerin birbirleri arasındaki büyük sayıdaki işlemleri gerçekleştirmede nükleer enerji araştırmalarında milyonlarca kullanıcıya aynı anda hizmet verebilecek bilgisayar türü. Bu süper bilgisayardır cevap. Evet, süper bilgisayar şıklarımız da var. Kişisel bilgisayar değil, dizüstü değil, avuç içi değil, masaüstü değil. Bunun cevabı çok basit zaten. Süper bilgisayardır. Bir sorumuz daha var burada. Bilgisayarın fiziksel yapısını oluşturan tüm elektronik ve mekanik birimlere ne ad verilir? Bunun adı donanımdır. Şıklarda görülmüyor. Altta kalmış herhalde, çekememiş arkadaşımız. Yazılım değildir. Fiziksel dediği için uygulama, veri, bunlar geç. Bunun cevabı donanımdır. E şıkkında donanım olması gerekiyor. Soru numaraları biraz farklı, karışık çekmiş. Şurada bir şeyler görünüyor ama sorusu görünmediği için bunu anlatmadan geçiyorum. Bir sorumuz daha var. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işletim sisteminin birleşenlerindendir demiş. Seçeneklerde servisler, dosya sistemi ve ağ protokolleri, aygıt sürücüleri var. Ben bunu tam emin değilim ama 3'ü de yapardım. Cevabı A derdim. Bunun için ders notlarına bakmamız gerekiyor. Eğer arkadaşların elinde ders notları vardır muhakkak ki bunların içinde bulabilirsiniz. Ben tam emin değilim ama cevabı A olması lazım. Bir sorumuz daha var. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işletim sistemi fonksiyonlarından değildir? Fonksiyonlarındandır demiş. Özür dilerim, söylüyorum. İşletim sistemi fonksiyonları arasında bellek yönetimi vardır, dosya yönetimi vardır. Disk yönetimini bilmiyorum. Var mı diye, olmaması lazım. 3 tane var işletim sistemi fonksiyonları arasında. Bellek yönetimi, dosya yönetimi ve proses yönetimi olması gerekiyor. Bunun cevabı İkinci olmaması gerekiyor. 1 ve 3'tür. Bu ise şıklarda olmadığına göre disk yönetimi de var herhalde. O zaman cevap Edirne. Çünkü ben bellek yönetimi ve dosya yönetiminden eminim. İşletim sistemi fonksiyonu olduğundan. Bir de proses yönetiminden eminim. Disk yönetimi de vardır o zaman. Cevap Edirne. Evet. Biraz önce internetten baktım. Disk yönetimi de var. 3'ü de doğrudur. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki sıralan işletim sistemi fonksiyonlarından hangisi boş alan yönetimi aktivitesi yapar demiş. Boş alan yönetimi ne? Disk yönetimi yapar. Bunun cevabı Denizli olması gerekiyor. Bir diğer sorumuzda aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işletim sisteminin dosya yönetimi yaparken yürüttüğü aktivitelerden değildir demiş. İşletim sisteminin dosya yönetimi yaparken yürüttüğü aktiviteler dosya oluşturma, silme vardır. Depolama alanı ayırma yoktur. Cevap Bursa olması gerekiyor. Diğer şıklara da bakalım. Klasör oluşturma, silme var. Dosya ve klasör üzerinde değişiklik yapma vardır. Dosyaları bir depolama birimine karşılık getirme, bu da vardır. Diğer bir sorumuzda aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri mobil işletim sistemidir diye sormuş. Mobil işletim sistemi Android ve iOS'tur. Vista mobil işletim sistemi değildir. Cevabımız Bursa olması gerekiyor. Diğer bir sorumuzda aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada Microsoft'un ürünü Windows Phone Microsoft ürünüdür. Apple'ın ürünü Mac, doğru. Microsoft'un yine MS-DOS var. Bu da Microsoft'un ürünüdür. Google'ın ürünü yine Android. Bu da doğrudur. Burada Pardus verilmiş. Pardus Microsoft ürünü değildir. Pardus özgür yazılım üründür. Linux işletim sisteminin türünden türetilmiş bir işletim sistemidir. Türk işletim sistemidir hatta Pardus. Bunun cevabı da eşlik olması gerekiyor. Bu sorumuzda aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip değildir diye sorulmuş. Buradaki MS-DOS grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip değildir. Bu komut işlemcisidir. Yani bilgisayarımızdaki CMD yazdığınızda çıkan pardon o muydu? Evet. Bu Windows 7 Pardus Ubuntu Windows 98 grafiksel arayüze sahiptir. Buradaki diğer bir sorumuz, Microsoft Windows işletim sistemleri geliştirilmesi tarihsel sıralamasını sormuş bize. Kronolojik bir şekilde sıralamamız istenmiş. Burada şu yanlıştır bir kere, A şıkkı. Çünkü XP 7'den daha önceydi. Bu da yanlıştır. XP 2000 sonrasında çıkmıştır. Şunun ikisinin yer değiştirilmesi gerekiyor. Vista en yenisi. Bu da yanlıştır. Cevabımız Deniz olması gerekiyor. Peki E şıkkı yoksa tabii ki. Windows 2000, XP, Vista, Windows 7. Bu sıralama doğrudur. Bir diğer sorumuz da aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir diye sorulmuş. Buradaki XP işletim sistemidir, Pardus işletim sistemidir, WordPad işletim sistemi değildir. Bir metin editörüdür, derleyicidir. Yani metinleri aynı bizim Word, Microsoft Word gibi WordPad de bir metin derlemek için kullanılır. Mac, MS-DOS bunlar işletim sistemidir. MS-DOS'un grafiksel arayüzü yoktur. Bir önceki soruda söylemiştik zaten. Bir diğer sorumuzda bir transistörden ya da devreden geçen elektrik akımının oluşturduğu I.O. yani I.O. ne demek? Input output demektir. Giriş çıkış akım değerleri ile oluşturulan ikili sayı sistemine ne ad verilir? İkili sayı sistemi gördüğünüz zaman binary sistemi yapıştırın. Buradaki binary sistemi olmadığı için cevap Bursa'dır. Çünkü dualda yani ikilik sistemin bir eş anlamlısı gibi düşünebiliriz. Cevap yanılmıyorsam B'dir. Çünkü binary. Diğer karşılığı da doğal olması gerekiyor. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi donanım aygıtlarından biri değildir? Anakart donanım, ekran kartı donanım, işletim sistemi donanım, sabit sürücü de donanım aygıtıdır. İşletim sistemi yazılım ürünüdür. Hatta şöyle diyebilirim ki işletim sistemi en kapsamlı bir yazılım ürünüdür. Çünkü bütün yapılan yazılımlar işletim sistemi üzerine çalıştığı için yani en kapsamlı yazılım işletim sistemi diyebiliriz. Bunun üstünde bir yazılım yoktur desem yanlış olmaz. Bu sorumuzda aşağıdakilerden hangisi depolama birimi değildir diye sorulmuş. Flash bellek depolama birimidir. Sabit sürücü depolama birimidir. Disket depolama birimidir. Burada ben yazıcı ve işlemci arasında kaldım. İşlemci veriyi işler. Depolama yok diye biliyorum. Ya da çok az. Bunun ön belleği oluyor. İşlemci de yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben burada cevabı Edirne yapardım. Çünkü yeni çıkan yazıcılarda bazı özelliklerden dolayı depolama az da olsa bir hafızasının olduğunu biliyorum. Çünkü geçmiş mesela çekilen bir fotokopiyi tekrardan hafızaya alarak çekebiliyor. Yani ben cevabı Edirne yapardım. Umarım yanlış değildir. Eğer yanlış varsa yorum kısmında düzeltebilirsiniz. Bu soruda aşağıdakilerden hangisi giriş çıkış birimlerinden değildir demiş. Giriş çıkış birimleri klavye bir giriş birimiydi. Fare giriş birimi, yazıcı çıkış, monitör ise bu da çıkış. Buradaki anakart herhangi bir I.O. birimi değildir. Bu sorumuzda işlemci, sabit sürücü RAM veya harici hafıza kartlardan aldığı dijital bilgileri dönüştürüp monitörde görüntüleyen aygıt nedir diye sorulmuş. Buradaki cevabımız ekran kartı olması gerekir. Çünkü monitöre gönderen veriyi işlemeden monitöre verileri işleyip yollayan birim ekran kartı olması gerekiyor. Donanım birimi. Donanım ya da yazılım üreticileri tarafından kaydedilen bilgisayar açıldığında sistemin çalışmasını sağlayan değiştirilemeyecek bilgileri içeren bellek aşağıdakilerden hangisidir? Sabit sürücü içerisindeki bilgilerimiz değişebilir. Buradaki açıldığında sistemin açılmasını sağlayan dediği için ekran kartı olamaz. Anakart buradaki sistemin çalışmasını sağlayan yine burada değildir bu bilgiler. Cevabımız ROM bellek olması gerekiyor. Burada silinemeyen bilgiler bulunur. Kalıcı bellek demektir. Bu soruyu az önce cevaplamıştım. Bir şıkkı çıkmamıştı. Bilgisayarın fiziksel yapısını oluşturan tüm elektronik mekanik birimlere donanım adı verilir. Diğer bir sorumuz bilgisayarı oluşturan tüm donanımların bağlandığı birbirleri arasındaki iletişimi sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? Tüm donanımlar anakart üzerine entegre edilir.